sağ olun siz. Hoş geldiniz. Çok bekletmedim umarım. Bugün Hayk'ın doğum günü. Evet. 30 yıllık arkadaşınızın. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? 30 yıllık değil ama olsun. İnşallah 30 yılda görürüz. Hayk benim 20 seneye yakındır arkadaşım. Hayatımdaki en önemli insanlardan biri. Abim, kardeşim. Benim için çok kıymetli. Yeri doldurulamaz. O yüzden bugün çok güzel bir gün, çok özel bir gün. Öyle birlikteyiz hep beraber. Siz neler yapıyorsunuz? Ben valla neredeyse dün görüştük aslında ama yani sizinle olmasa da başkalarıyla görüştük. Dün işte bir Deepsea'nin bir lansmanı vardı. Şeyde, Ak Merkez'de, Mutlu Mikrop'ta işte bir satış noktası açtık Ak Merkez'de. Onun şeyi vardı, lansmanı, tanıtımı diyelim. Hem koleksiyon tanıttık, hem yerimizi birazcık insanlara duyurduk. Öyle o etkinlik vardı. Onun öncesinde de genelde bu ara hep markayla aşırı neşirim. Yani şu anda dizi yapmadığım için, sette olmadığım için ne kadar oraya zaman harcarsam o kadar iyi diye bakıyorum. Son olarak da biliyorsunuz Netflix'te Cem Yılmaz'ın bir dizisi yayınlandı. Evet. İzleyebildiniz mi? Nasıl buldunuz? İzleyemedim. Sadece bir bölüm izledim ama devamını izleyemedim. Bitiremedim henüz. Çok çalışıyorum çünkü. Peki Bircan, dizi yok dediniz şu an ama gelen teklifleri neye göre değerlendiriyorsunuz? Yani bir, rolü seçerken bir kuralınız oluyor mu? Öyle söyleyeyim. Rolü seçerken bir kuralım oluyor mu? Rolü seçerken sadece kadına ya da herhangi bir canlıya şiddeti onamayan, özellikle kadına şiddeti onaylamayan işleri tercih etmeye çalışıyorum diyebilirim. Özellikle kadına şiddeti. Tam alnınıza bir morluk girdi ufak. Sus sivilce. Bir yere çarptınız zannettim de. Yok sivilce. Hazır roller demişken de. Nazar boncuğu diyelim. Evet. Hazır roller demişken de mesela Cem Yılmaz'ın son gösterisi, son dizisi, filmi birazcık küfürlü bulundu aslında. Diyaloglarda espri de olsa. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesela Ezgi Molan'ın da daha çok küfür yakışıyor bile dendi aslında Ezgi Molan'ın ağzına yorumlarda. Yani Türkiye'nin çok kıymetli oyuncularının yer aldığı, senelerdir işte çok kıymetli bulunan bir adamın, bu ülke için değerli bir adamın yaptığı bir iş. Şimdi ben üzerine şu anda gerçekten çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Oynar mıydınız öyle argo replikleri ya olan bilmiyorum, bir... Bilmiyorum, bunu şu an söylemek çok zor. Eğer böyle bir şey olursa, başıma bir gün gelirse o zaman düşünürüm. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Umarım bekletmedim çok. Yapmayalım.